Akdeniz güneşi 15 Temmuz 1959'da Belgin Sarılmışer'in Mersin'de doğduğu gün tüm parlaklığıyla parlıyordu. Bu güzel şehir gelecekte bir yıldızın doğuşuna tanıklık edecekti. Kimse bu çocuğun sesiyle kalpleri fethedeceğini ve Bergen olarak bilinen bir efsane olacağını bilmiyordu. O zamanlar sadece ailesi ve yakın çevresi onun yeteneğinden haberdardı. Ancak trajedi Bergen'i küçük yaşta yakaladı. Hayatının erken dönemlerinde yaşadığı zorluklar onun karakterini ve müziğini derinden etkileyecekti. Henüz 6 yaşındayken anne babası boşandı ve bu durum onu Ankara'ya taşınmaya ve zorlu bir hayat sürmeye zorladı. Bu yeni şehirde Bergen'in hayatı tamamen değişti. Fakat Bergen küçük bir kız çocuğu olmasına rağmen müziğin içinde teselli buldu. Müzik onun için bir kaçış ve umut kaynağı oldu. Yeteneği ilkokulda çiçek açtı, sesi yaşının ötesinde bir derinlikle yankılandı. Öğretmenleri onun bu olağanüstü yeteneğini fark etti ve onu desteklemeye karar verdi. Öğretmenleri sahip olduğu ham yeteneği fark ederek onu resmi bir müzik eğitimi almaya teşvik etti. Bu teşvik Bergen'in hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Bergen, Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümünü dereceyle bitirerek beklentileri karşıladı. Bu başarı onun müzik kariyerinde önemli bir adım oldu. Ancak kaderin başka planları vardı. Hayat her zaman planlandığı gibi gitmez ve Bergen de bu gerçeği erken yaşta öğrendi. Maddi sıkıntılar, yutması zor bir lokma olan eğitimini yarıda bırakmasına neden oldu. Bu durum onun için büyük bir hayal kırıklığıydı. Geçimini sağlamak için hayalini kurduğu konser salonlarından çok uzakta, postanede çalışmaya başladı. Ancak bu iş onun müzik tutkusunu asla söndüremedi. Fakat müzik susturulacak gibi değildi. 1977'de kader kapısını çaldı. Bu yıl Bergen'in hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Arkadaşlarıyla Ankara'nın Feyman Gece Kulübü'nde geçirdiği bir gece doğaçlama bir seçmeye dönüştü. Bu an onun hayatında unutulmaz bir dönüm noktası oldu. Bergen sahneye çıktı, sesi izleyicileri büyüledi ve profesyonel şarkıcılık kariyeri başladı. Bu gece onun için bir başlangıç ve yeni bir hayatın kapılarını araladı. Bergen sahne adını benimseyerek Türk sanat müziği, halk şarkıları ve popüler aranjmanların duygulu yorumlarıyla izleyicileri büyüledi. Yeteneği göz ardı edilemezdi. Adana'da bir fırsat ışığı olan prestijli Kuyubaşı Gazinosu'ndan bir teklif geldi. Bu hareketin kaderini sonsuza dek değiştirecek bir adamla Halis Serbest ile kesişeceğinden habersizdi. Bergen'in şöhreti hızla arttı. Ham duyguyla dolu sesi, özellikle aşk ve kayıp dilini anlayanların derinliklerine işledi. Arabesk ve popu harmanlayan müziği, kalp ağrısının ve umudun fon müziği oldu. Şikayetim Var ve Kardeşiz Kader gibi albümler, arabesk kraliçesi olarak statüsünü pekiştirdi. Her gece Halis Serbest izleyiciler arasında oturuyor, Bergen'in sesine hayran kalıyordu. Bergen'in her performansı, Halis'in ona olan takıntısını daha da derinleştiriyordu. Onu çiçeklerle ve hayranlıkla baştan çıkardı. Cazibesi karanlık bir tarafı maskeliyordu. Bergen, Halis'in gerçek niyetlerini göremeyecek kadar büyülenmişti. Aşk olduğuna inandığı şeye kör olan Bergen, manipülasyonlarının kurbanı oldu. Halis'in kontrolü altına girdiğini fark edemedi. Zaten evli ve 3 çocuk babasıydı, Bergen'e karşı dürüst değildi. Ancak ona sahte bir evlilik cüzdanı sundu ve onu yalan ve aldatmaca ağına hapsetti. Bergen, bu sahte evliliğin gerçek yüzünü çok geçmeden öğrenecekti. Bergen, Serbest'in mevcut evliliği hakkındaki gerçeği keşfettiğinde peri masalı paramparça oldu. Hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşadı. Kalbi kırık ve ihanete uğramış bir şekilde müziğinde sığınak arayarak Ankara'ya geri döndü. Müziği acısını ifade etmenin tek yolu oldu. Başkent Gazinosu'nda Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaştı, kariyeri gelişti. Bergen sahnede yeniden doğdu. Ancak Halis Serbest'in gölgesi büyük ölçüde belirdi. Bergen onun tehdidinden asla tam anlamıyla kurtulamadı. Maruz kaldığı istismara rağmen onu kalbinden silemedi. 1982'de resmen yeniden evlendiler. Bu kararın sonuçları ağır olacaktı. Ancak bu kararından kısa süre sonra pişman olacaktı. Bergen yeniden aynı acıyı yaşamaya mahkumdu.
31 Ekim 1982 gecesi Bergen'in hikayesine sonsuza dek kazındı. O gece hayatı ve kariyeri geri dönülmez bir şekilde değişti. İzmir'deki bir performanstan ayrılırken gölgelerden bir adam fırladı, elinde bir şişe nitrik asit vardı. Bu adam Bergen'in eski sevgilisi Halis Serbest'ti. Aşındırıcı sıvı yüzüne sıçradı, kavurucu bir acı onu sardı. Bergen'in çığlıkları geceyi delip geçti, acısı tarifsizdi.